Bakalım konuyla ilgili ÖSYM hangi tür sorular soruyor. Bir toplumda normal olarak karşılanan bir davranış başka bir toplumda anormal olarak nitelenebilmektedir. Ayrıca belirli bir toplumda eski çağlarda insanların hayranlığını kazanan bir davranış günümüzde anormal sayılabilmektedir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aslında bir paragraf sorusu. Anormal davranışların düzeltilmesi olanaksızdır. Bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi. Davranışları normal ve anormal diye sınıflamanın bir yararı yoktur. Hiçbir alakası yok. Anormal davranış kişinin kendini nasıl algıladığına bağlıdır. Bununla ilgili bir şey söylemedi. Anormal davranışlara sahip diye nitelendirilen kişiler toplum tarafından dışlanır. Hiç böyle bir şey söylemedi. Bir davranışın anormal sayılması zaman ve mekana göre değişir. Edirne doğru cevabımız. Çoğu insanın pek tehlikeli bulmadığı bir uyaran ya da duruma şiddetli korkuyla tepki veren bir kişinin fobisi olduğu söylenir. Fobi genellikle öğrenmeler sonucu ortaya çıkan, belirli bir nesne ya da durumla ilgili olan, mantıksız olduğu genellikle kişi tarafından kabul edilen ve kişinin yaşamını aksatacak boyuta ulaşan korkulardır. Buna dayanarak fobi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. İlgili olduğu nesne zamanla değişir. Bununla ilgili bir şey hatırlayamadım ama bakalım. Aşırı tepkilere neden olur evet söylenmiş. Gündelik ilişkilere sekte vurabilir evet. Kişinin yaşamını aksatacak boyutta demiş. Doğru. Yaşantılar sonucu oluşur. Genellikle öğrenmeler sonucu oluşan demiş. Doğru. Akılcı bir temele dayanmaz. Bunu da söylemiş. Ama ilgili olduğu nesne zamanla değişir. Hem paragraftan çıkmaz hem de zaten fobiyle ilgili doğru bir bilgi değildir. Cevabımız A seçeneği. Aşık olduğu kişiyle ya da korktuğu bir hayvanla karşılaşan bir insanın her iki durumda da kalbi hızlı atmaya başlar, ağzı kurur. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Heyecanın türüne göre farklı fizyolojik tepkiler ortaya çıkabilir. Bakalım. Heyecanlar zihinsel süreçler yardımıyla anlamlandırılıp isimlendirilir. Bunu söylememiş. Farklı heyecanlarda aynı temel fizyolojik mekanizmalar harekete geçer. Evet aradığımız cevap budur. Aşık olduğu kişiyle karşılaştığında ya da korktuğu hayvanla karşılaştığında farklı heyecan durumları ama her iki durumda da kalbin hızlı hızlatmaya başlaması, ağzın kuruması aynı temel fizyolojik mekanizmaları ortaya çıkarmış cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bireyin psikolojik durumundan kaynaklanan engellenmeye örnektir? Şiddetli yağmur nedeniyle pikniğe gidilememesi fiziksel çevreden kaynaklı. Sınavda aşırı kaygıdan dolayı cevabı bilinen soruların bile yanıtlanamaması evet psikolojik durumdan kaynaklı bir engellenme. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarının işlevlerinden değildir? duyulan kaygıyı azaltır savunma mekanizmaları, bireyi çatışmalardan uzak tutar, benliği tehditlerden korur, engellenmenin etkisini azaltır fakat problem çözme gücünü geliştirmez. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Bir araştırmada çocukların olası bir nükleer patlamadan korktukları halde bunu söyleyemedikleri saptanmıştır. Çocukların bu durumu hangi savunma mekanizmasıyla ilgilidir? bastırmayla ilgilidir. Çocuklar bu korkularını bastırmışlardır. Söylemek istediklerimi benden daha iyi söyleyebildiği için bu yazara hayranlık duyuyorum. Bu düşüncenizin sanki başka bir kanalıyla ifade edilmesi gibi bir şey. Düşüncenizi sanki ona daha önce vermişsiniz gibi size geri veriyor. Kişinin bunları söylemesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? Bu adamın kullandığı bir savunma mekanizması var. O da özdeşim kurma. Dolayısıyla cevaplarda böyle bir seçenek arayacağız. Kendini gerçekleştirdiğinin hayır, duygularını bastırdığının hayır, gereksinimleriyle olanaklar arasında denge kurduğunun, bilişsel yeteneklerini geliştirmek istediğinin hayır, bu yazarla özdeşim kurduğunun bir göstergesidir. Yani özdeşim kurma mekanizması kullanmıştır. Müzik